Deney çalışmamızı, tsunami deney çalışmamızı Koray arkadaşımızla yapacağız. Koray, tsunami hakkında bizlere neler söyleyebilirsin? Şimdi tsunami deney öğretmenim denizin dibindeki enerjinin çıkması ve büyük miktarda bir dalga olması oluyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bu deney için bizim ihtiyacımız olan neydi? Etil alkol. Etil alkolden sadece çok az miktarda, bu kapak kadar kavanozumuzun içine boşaltıyoruz. Kavanozumuzun kapatmasını isteyeceğiz ve katlanmasını isteyeceğiz orayı. Bunu yapmamızın nedeni etil alkolün kavanozun bütün iç tarafına yayılmasını sağlamak. Az önce Dicle ile yaptığımız deneyde tsunami'nin etkisi çok neydi? Yavaştı. Etkisini çok hissettirmedi ama Armin ile yaptığımız ve Asuman ile yaptığımız deney çalışmada birden yükseldi ve bazı depremler de bu şekildedir. 4.1 ya da 4.2 şeklinde deprem oluyordur. Enerji boşalma gerçekleşiyor ama biz bunu ne yapabiliyoruz? Hissetmiyoruz. Ama bazıları da hissettiriyor. Bir bakalım bu sefer Koray bize tsunami ile hissettirebilecek mi? Tekrar ediyoruz. Ortamda yanma gerçekleşebilmesi için ne olması gerekiyor? Ortamda oksijen olması gerekiyor. Oksijen yoksa yanma da ne olmaz? Gerçekleşmez. Şimdi kağıdı tutuşturduktan sonra gördünüz. Gerçekten Koray'ı yani çok üst düzeyde bir tsunami yaşattı bizlere. Yani bu ne demek ki 7.5, 7.6 şeklinde okyanusta ya da denizde gerçekleşmiş olan bir depremi bize hissettirdiği için teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyorum. Ama öğretmenimiz bizim... Çok iyi bir bilim insanı olacağına inanıyorum. Sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Öğretmenim. Evet.